Vaniköy Kafe paranın nabzını sunar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Paranın nabzına hoş geldiniz. Ben Şevin Ekinci. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de paranın nabzıyla karşınızdayız Cem TV'de saat 17.50'de. Evet, piyasalarda hafif düne göre bir miktar daha aslında sakinleşme var sevgili seyirciler. Dolar TL kuru 8.25 seviyesinde. 8.25 seviyesinde. Borsa İstanbul'da ise yatay bir seyir var. Dünkü tansiyon bir miktar hafiflemiş görünüyor biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yönetiminde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu belki biraz tansiyonu yükseltti. Ancak çok da dinmiş değil. Hala dolar TL kuru 8.20'nin üzerinde, 8.26 seviyesinde. Bugün aslında makroekonomik veriler de açıklandı. Mart ayı için ekonomik güven endeksi açıklandı. Dış ticaret rakamları açıklandı. Bunları ekonomist Murat Özsoy ile konuşacağız bugün sevgili seyirciler. Sayın Özsoy merhabalar. Merhaba Şevin Hanım. Evet, siz tabii öncelikle bu makroekonomik verileri ben yorumlamak isteyeceğim. Sizinle beraber Mart ayı için ekonomik güven endeksi %3.3 artış kaydederek 98.9 seviyesine yükseldi. Ancak nedense ben sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla çok inandırıcı bulmayan uzmanlar var bu rakamı. Sizce neden inandırıcı bulunmamış olabilir bu rakam ve siz nasıl değerlendirdiniz? Şimdi tabii içinde bulunduğumuz ortama baktığınız vakit... Sayın Özsoy, affedersiniz. Sayın yönetmenimden ben rica edeceğim. Ses biraz az geliyor buraya. Evet, siz beni görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi, ben sizi göremiyorum şimdi, çünkü. Şimdi oldu. Çok teşekkürler. Tamam, peki. Şöyle Şevin Hanım, şimdi tabii ekonomik güven endeksi açıklanmasıyla beraber bugünkü rakam. Tabii ki içinde bulunduğumuz ortama baktığımız vakitte biraz tabii şaşırttı yani ne şekilde böyle yüksek çıktığına dair. Aslında 100'ün üzerinde olmadığı her durumda önümüzdeki döneme ilişkin bir karamsarlık demek. Yani 100'ün üzerinde olduğu durumda bizim için çok daha olumludur ama açıklanan rakamda yine 100 yakın olması açısından tabii içinde bulunduğumuz duruma baktığımız vakitte biraz da dediğiniz gibi çok tatmin edici değil. Yani herhalde ben son gelişmelerin bu endeksin içerisinde yer almadığını düşünüyorum. Çünkü izleyicilerimiz açısından da biraz şöyle bahsedecek olursak yani ekonomik güven endeksi birçok alt endeksin oluşumundan, bileşiminden oluşan bir üst endeks. Yani bunun içinde ne var? Reel sektörün beklentileri, hane halkının beklentileri, işte perakende sektörün beklentileri var. Ve bunların 12 aylık dönem içerisinde ekonomiye dair olan beklentilerini gösteriyor. Ama bunun içerisinde en yüksek ağırlıkta tabii şeye ait yani reel sektöre ait. Tabii içinde bulunduğumuz ortamda da reel sektörün şu anki mevcut bir nevi tırnak içerisinde bulunum olan bir dönem aslında bakarsanız şu anda. Evet. En son Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla yaşanan bu ekonomik güvensizlik ortamı çok daha artmış oldu. Ancak bu endeksin tabii yani ne derece doğruları yansıttığına dair de bir takım tereddütlerin çıktığı zamanlar içerisindeyiz. En çok mesela 2020 yılının başında Şubat ayında yine 97 seviyelerindeydi. Anlaşılabilir bir şeydi aslına bakarsanız. İşte pandemi daha hayatımızda yoktu o dönemlerde ve 2020'nin adayında bir takım beklentiler vardı pozitif manada. Pandeminin gündeme gelmesiyle beraber de 50'lere kadar falan düşmüştü. Ancak şimdi küresel olarak baktığımızda bir takım iyileştirmeler var belki ama yurt içindeki ekonomiye baktığımız zaman şu anda ekonomi güven endeksinin 100'e dayanacak şekilde çıkmasına dair bir takım şeyler var mı, çıktılar var mı? Biz de kendi kendimize soruyoruz yani şu anda. Çünkü işte para otoritesi tarafından bir henüz net bir şeyler açıklanmadı. Belki konuşuruz ileriki bölümlerinde. Evet. Diğer taraftan finansal maliyetler, reel sektörün çok ciddi manada belini bükmüş durumda. Hane halkları enflasyona dair bir takım inançlarını kaybetmiş durumdalar. İşte enflasyona bakıyorsunuz %14'ler falan diye görüyoruz ama diğer taraftan markete gittiğimiz zaman, bakkala gittiğimiz zaman hiç de öyle %14'lerle falan karşılaşmıyoruz yani. Çok daha yüksek oranlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla çok bence böyle makroekonomik anlamda bir yerlere götürecek, bir takım şeyleri işaret eden bir endeks olarak da görmüyorum. Öyle de görülmüyor zaten yani küresel ekonomiye baktığımız vakit makroekonomik göstergeleri. Yani bir yabancı yatırımcı açısından bakıldığı vakit ekonomik güven endeksi çok böyle yabancı yatırımcıyı tetikleyen de falan da bir unsur olmadığı için açıklanan normal rutin bir veri olarak görüp şey yapmak lazım, kenara koymak lazım yani. 100 dediniz siz. Zaten 100 olarak çok da aslında açıklanan böyle bir rakam şu anda geçmişe dair ben bakıyorum. Endeks... Yok. Son 2-2,5 yıldır falan yok yani 100'e gelen rakam zaten. Evet. Yani 100 bu şeyin nasıl yani PMI'larda 50 çıtaysa bunda da 100 çıta ama
Yani evet. Şu anda açıklanan rakam da zaten %50 de kabul edilebilir ama gerçeği yansıtan bir rakam değil. Yani sizin yayının başında söylediğiniz gibi zaten içinde bulunduğumuz ortama baktığımız vakit bir demin dediğim gibi bir bunalıma dair güvensizlik ve öngörülemezlik bir ortam var. Evet. Bu ortamda nasıl oluyor da işte hane halkları, efendim reel sektör 12 ay boyunca bu kadar yüksek dereceli bir güven teşkil ediyor. O soru işareti olduğu için tabii ki çok tatmin edici bir şey değil yani, durum değil şu anda. Evet, sanırım yatırımcılar da, yabancı yatırımcıların da çok fazla yakından takip ettiği bir veri değil, değil mi? Çok böyle hani dikkat evet, evet, çekici yani, bir durum yaratmayacak. Dediğiniz gibi yani, yok yani yabancı yatırımcıyı tetikleyecek, işte Türkiye'de ekonomik güven endeksi yüze yakın açıklandı falan gibi böyle hiçbir şey tetikleyecek bir durum değil. Yabancı yatırımcı çok daha farklı makroekonomik göstergelere bakıyor. İşte sizlerin de zaten anlattığınız ve çok yakından hepimizin takip ettiği gibi rezervlere bakıyor, öngörülebilirliğe bakıyor, ülkenin yönetiminin güvenilirliğine bakıyor, yatırım yaptıktan sonra bir takım sürprizlerle karşılaşacak mı, karşılaşmayacak mı, bunlara bakıyor. Bunlara baktığı zaman da zaten yatırımcı şu anda, yabancı yatırımcıyı tetikleyecek bir unsur da zaten yok yani, motive edici bir unsur şu anda. Dolayısıyla bu ekonomik güven... Buyurun. Çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Yabancı yatırımcı hangi verilere bakacağını biliyor yani. tabii yani yabancı yatırımcı. Ve ben size mesela çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Biz çok dirsek temasında olduğumuz için bu konularda yabancı yatırımcılar aslında çok da fazla böyle gün yüzüne çıkmaya başka bir şey daha bakıyorlar. O da ticaret mahkemelerindeki dosyaların yüksekliği. Mesela bu enteresan bir şey olarak söyleyebilirim size. Çözümsüzlüklerin ne kadar kısa vadede o ticari sorunların çözülmemesi yabancı yatırımcıları yine ayaklarını böyle geri geri götüren unsurlardan bir tanesi. Bu açıdan da mesela işte adalet tarafında, ticaret tarafında, hukuk tarafında da iyileştirmelerin zaten beklentisi de olmaması da yabancı yatırımcı yine ülkeden maalesef uzaklaştıran unsurların başında geliyor. Evet, tabii. Ancak bugün bir veri daha açıklandı. Dış ticaret verisi. Dış ticaret verisi tabii ki Türkiye makroekonomik görünümü açısından çok önemli bir veri. Şubat ayında ihracat %9.6 arttı. Şimdi burada benim merak ettiğim konu şu aslında. Son döviz kuru gelişmelerini tabii hepimiz takip ediyoruz. Öte tarafta küresel olarak ekonomik konjonktür en azından 2020'ye göre daha iyileşmiş olmalı. Dış ticaret açısından Türkiye için. Sizce 2021 yılı dış ticaret açısından daha iyi olacak diyebilir miyiz Türkiye için 2020'ye kıyasladığımızda? Yoksa halen daha bunu sekteye uğratacak faktörler görüyor musunuz? Şimdi bence şuna göre bir karşılaştırma yapmak lazım. Ne zamanlar dış ticaret açığı daraldı, ne zamanlar da büyüdü diye dolar-TL kuruyla bir karşılaştırma yapmak lazım diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yılda o dolar kurunun birdenbire 8.57'lere falan fırladığı zamanı düşünecek olursak, onun öncesine ve sonrasına bakacak olursak, öncesinde ve sonrasında dış ticaret açığının yüksek, 8.57'lere çıktığı zaman dış ticaret açığının daraldığını görüyoruz. Yani bu bize aslında ne gösteriyor? Diyor ki, Türk lirası ne kadar çok değer kaybederse ihracat o kadar artar gibi bir sonuç ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla şimdi son dönemlere baktığımız vakitte Türk lirasının bu değer kaybının hızlanmasıyla beraber gelen ihracat hamlesi ve ihracat artışı aslına bakarsanız ürün ve hizmetlerden değil de Türk lirasının yabancı para karşısındaki değer kaybından kaynaklanıyor. Yani kur politikasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla şimdi biz bu sene içerisinde açıklanan 200 milyar doların üzerinde ihracat hedefine gidebilmemiz acaba yüksek kur politikası devam ederek mi olacak, yoksa başka bir takım işte ürünlerin kuvvetlendirilmesi, hizmetlerin kuvvetlendirilmesi mi olacak diye baktığımız vakit şöyle bir yanıt ortaya çıkıyor aslına bakarsanız. Evet, ihracat artabilir, işte 200 milyar doların üzerine çıkabilir ama bu dolar kuru bu şekilde giderse olabilir gibi bir durum söz konusu. Yani ihracatın artışı TL'nin değer kaybına bağlı olmamalı aslına bakarsanız. Evet. Ama böyle bir durum söz konusu şu anda. Bunu da zaten ben söylemiyorum. Bunu şeyler söylüyor. Yani grafiklere baktığınız zaman onlar söylüyor. Diğer taraftan ihracatın nasıl artacağını, ihracat hedefinin nasıl yaklaşılacağına dair de zaten ihracatçı da çok büyük operasyonel destekler bekliyor baktığınız vakit. Yani bugün özellikle şu tedarik problemlerinin olduğu döneme baktığınız vakit
mal ihracatında önemli operasyonel sıkıntılar var. Gümrüklerde yaşanan sıkıntılar var. Konteyner bulunamaması gibi sıkıntılar var. Bunlar giderilmediği müddetçe ihracat hedefine ulaşılması da zor. Yani bana soracak olursanız otoritenin, yani ihracattan sorumlu otoritenin, işte Dış Ticaret Bakanlığı'nın, İhracatçılar Meclisi'nin bence bu tip konulara çözüm bulması gerekiyor. Bunlara çözüm bulunamazsa sadece dolar TL kuruna bağımlı bir dış ticaret açığı sürdürülmüş olur. Aslında diğer ülkelerde de, yani Amerika'da da şu an önemli bir ticaret açıkları var baktığımız vakit, ama oradaki konu çok daha farklı, yani onların içinde olan şeylerinden kaynaklanıyor bu, ilişkilerinden kaynaklanıyor. Ama Türkiye'nin ihracat hedefine ulaşabilmesi için 2021'de 2020'ye göre çok daha fazla ihracat yapabilmesi için, 200 milyar doların üzerine çıkabilmesi için mutlak suretle kur politikasından bağımsız bir şey kurgulanması lazım. Ha, bunlar var mı diye soracak olursanız, şu an itibariyle bu derece somut bir takım şeyleri göremiyoruz. Yani biz reel sektörde de çok iç içe olduğumuz için Şevin Hanım, özellikle ihracat yapan büyük şirketlerde bir takım stratejik ortaklarımız olduğu için bunu da çok yakından test etme imkanına sahip oluyoruz. Nabzı çok yakından tutma imkanına sahip oluyoruz. Ne yazık ki şu anda ihracat tarafında bu vergiler, gümrük tarafındaki yaşanan operasyonel sıkıntılar, ondan sonra konteyner tarafındaki sıkıntılar henüz giderilmiş değil. Bunlar giderilmeden de ihracat hedefine ulaşılması, dediğim gibi, pek kolay gözükmüyor şu an itibariyle 2021 yıl sonuna baktığımız vakit. Evet, aslında çok ilkel bir yöntem olur gerçekten, sadece dolar TL kurundaki yükselişe bağlı olarak ihracatı yükseltmeye çalışırsak. Dediğiniz konular çok daha önemli. Bunlar tabii yapısal reformun içine mi giriyor bilmiyorum, ama ancak meclis, ihracatçılar meclisinin bu konuları ciddi anlamda ele alması gerekiyor. Herhalde madde madde hepsi de ihracatçılar meclisindeki herkes bunun da farkındadır. Bu konuda çalışma yapılması çok mu külfetli? Maddiyat, yani maddi açıdan çok mu külfetli ki bunlar ele alınmıyor? Açıkçası çok külfetli olduğunu düşünmüyorum. Burada aslında yapılması gereken konu biraz daha sahaya inip, yani ihracatçı tarafına yaklaşıp, özellikle çok büyük holdingler tarafında değil de nispeten böyle işte Anadolu'dan çıkan, ürünlerini yurt dışında pazarlamaya bilen, yani ürünlerini gösteren ama o satışları yapamayan şeylere, firmalara ve şirketlere bence gidilmesi lazım. Günümüzde şu anda zaten pandemi, biliyorsunuz, teknolojiyi çok ön plana çıkardı ve e-ticaret şu anda zirvede, gündemde yani. E-ticaretin nasıl kullanılacağına, ürünlerin e-ticaret kanalıyla nasıl ihraç yapacağını, nasıl ihraç edeceğini, çeşitli gibi bu tip konularda bence bir eğitim politikası belki düzenlenmesi lazım. Yani bir topyekün hareket aslına bakarsanız yapılması lazım. Çünkü fırsat bu fırsat şu anda. Yani kur da bu seviyedeyken, mesela ihracatçı açısından baktığınız zaman şu anki kur ihracatçıyı tatmin eden bir kur. Ama evet, ihracat tarafında sadece kurla iş bitmiyor yani. Kurla iş bitiyor olsaydı zaten şu anda herkes deli gibi ihracat yapıyor olurdu. Yapamıyor. Neden yapamıyor? Bahsetmiş olduğum operasyonel problemler, engellerden ötürü yapamıyorlar. Ham madde bulamıyorlar. Mesela ham madde tedariği çok önemli bir problem. Yani üretecek üretici, ürettiği malı ihraç edecek. Ama onun için ne yapması lazım? Ham madde alması lazım. Ham madde ithal edemiyor. Çünkü kurdaki bu yükseliş ihracatçı belki mal satarken memnun ediyor ama istediği ham maddeyi almadan önemli sıkıntı yaşamasına teşkil ediyor. Dolayısıyla bence ihracatçılar meclisinin ihracatın artmasına destek vermesi için üreticinin aramalı ham madde ithalatı problemlerini çözmesi gerekiyor. Çünkü çok uzatıyorsam lütfen siz hayır, şey yapın. Hayır, bunlar çok ama önemli konular. Herkese dile getirmiyor Sayın Özsoy, lütfen. Mesela siz yani iki konteyner ürün alıyor olun, bir ham madde alıyor olun. Bugün siz o aldığınız kişinin kapısını çaldığınız vakit size diyor ki ben bir konteyner verebilirim sana diyor. Diyorsunuz ki siz ben iki katı para vereyim diyecek olsanız bile kusura bakma bir konteyner verebilirim diyor. Ne oluyor bu durumda? Ham madde kısıntısı, az ham madde almaya başlayınca, %50 düşük ham madde almaya başlayınca onu üretmede problem yaşıyor ve ihraç etmede problem yaşıyor. Yani bunların çözülmesi gerekiyor. Dolayısıyla girdi malının artması lazım. Çünkü Türkiye bildiğimiz gibi aramalı ithalatına bağımlı bir ülke. Yani ihracat yapılan ürünlerin %78'i hepsi ithal ara girdi mallarından oluşuyor. İthalat yapamazsınız, ihracat yapamıyorsunuz. Yani böyle bir şey içerisindeyiz biz. Yerli üretim tabii tarafında sıkıntı yaşadığımız için böyle bir kısır döngü içerisindeyiz. Dolayısıyla ham madde girişi tarafının kuvvetlendirilmesi ve açılması lazım. O açılmadığı müddetçe de bu ihracat potansiyeli sürekli kısıtlı kalmaya devam eder ve dolar TL kuruyla böyle bir, sizin de çok güzel tabir ettiğiniz gibi, kısır bir vaziyette kalır yani.
Evet, gerçekten oranın eğitim tarafı da önemli. İhracatçılar Tabii. Meclisi'nin, hükümetin bu konuda yapabileceği çok fazla şey vardır eminim. Çok da rahat bir şekilde Türkiye'nin, çünkü ihracat potansiyeli çok önemli. İhracat potansiyeli çok fazla gelişebilir. Cari işlemler açığı sorunu çözüldüğü gibi oradan döviz kuruna yansır. Tüm makroekonomik görünüme yansır. Sadece bu konuyu bile ele alsa, ihracat konusunu bile ele alsa bu sene için, önümüzdeki seneler için çok fazla fark eder. Keşke mecliste bunları değerlendirse belirttiğiniz gibi. Ve makroekonomik görünümde başka bir farklılık daha var. Şu anda yerel piyasalarda son yaşananlardan sonra Goldman Sachs'tan ilk aslında revizyon geldi makroekonomik beklentilere dair. Büyüme beklentisini %1.5'e indirdi. Enflasyon beklentisini de %15'e yükseltti. Şimdi son piyasalarda, Türkiye piyasalarında yaşananlardan sonra siz 2021 makroekonomik görünüm beklentilerinizi revize ettiniz mi? Ettiyseniz ne şekilde değişmeye sebep oldu? Çok etmedik açıkçası. Neden etmedik? Çünkü biz senenin başında da zaten çalışmalarımızda şu anki enflasyonun üzerinde çalışıyorduk. Çünkü dediğim gibi yani bir takım teknik analizler haricinde hep ham madde tarafı olsun, reel sektör tarafı olsun, onların içinde olduğumuz için zaten enflasyonun buralara geleceği konusu açıkçası bizim çalışmalarımızda sürpriz olmadı. Hatta yani ben birkaç öncesinde %16 enflasyonunu oranının görüleceğine dair de bir takım çalışmalar üretmiştik ekip olarak baktığımız vakit. Goldman Sachs'ın yorumuna baktığımız zaman %15'lik enflasyon hedefi şu anki görünüme göre elbette ki şey yani çok mantık dışı bir şey değil. Kaldı ki 15'in altında yani 13-15 aralığındaki bir yerlerde sonuçlanır diye tahmin ediyoruz biz bugünden baktığımız vakit. Fakat her ne kadar enflasyon hedeflemesi yapılmış olsa da şimdi neye göre enflasyon hedeflemesi yapacaksınız? Yani etki alanınızın içinde olan şeylere göre enflasyon hedeflemesi yapabilirsiniz. Etki alanımızın içinde mi yoksa dışında mı diye baktığımız vakit gıda fiyatları etki alanımızın dışında. Enerji fiyatları etki alanımızın dışında, diğer küresel gelişmeler bizim etki alanımızın dışında. Dolayısıyla etki alanımızın dışındaki şeyler bu kadar çokken onların üzerine bir enflasyon hedeflemesi yapmak da çok bence şey olmuyor yani. Böyle rakamsal, matematiksel, mantıksal bir çıktı olmuyor. Çünkü varil petrol fiyatları 70 dolarların üzerine atacak olursa, küresel gıda krizi birden patlayacak olursa, çünkü Rusya, Çin, Amerika arasında aslında bakarsanız şu an ciddi bir gıda krizi ve gıda savaşı var yani oluşan. Bunların etkisi altında kalırsak siz içeride istediğiniz kadar bir takım aksiyonlar alın. Enflasyonun yukarıya çıkması yönünde şey yapamazsınız yani engelleyemezsiniz. Dolayısıyla Goldman Sachs da bence ve diğer yabancı yatırım bankaları ve kredi değerlendirme kuruluşları da yakında bence revize edeceklerdir diye bu yönde açıklamalar yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Bu etkiler minimuma inmediği müddetçe, hele hele ki bu dolarizasyon olduğu müddetçe enflasyonun tek hane hele bence artık şey yani masada bile değil şu anda. 13-15 aralığında 13'ün altına inerse diye düşünüyorum ben enflasyon başarıdır yani yıl sonu itibariyle baktığımız vakit. Ki şu göstergelerde dolarizasyonun böyle devam ettiği müddetçe 13'ün altındaki enflasyon da pek kolay gözükmüyor. Çünkü dolarizasyon halen devam ediyor. Maalesef pek önlenebilmiş de değil. Yani şu anki seviyeden bile eğer bir kur talebi varsa, dolar talebi varsa demek ki bu doların daha da artacağına dair bir beklenti içerisinde olduğunu çok basit işareti hem hane halkları tarafından hem de yurt içi ve yurt dışı yerleşikler tarafından. Dolayısıyla enflasyon tarafındaki gidişat böyle. Büyümeye bakacak olursak da Goldman Sachs raporunda şöyle bir satırda da satır arasında şöyle bir şeyden de bahsediyor. Diyor ki yani faiz oranı indirimleri falan gelecek olursa büyümeyi düşürmek için bu durumda bizi biraz endişeye sevk ediyor diyor. Yani faiz oranı indirimine de henüz hazır görmüyor Goldman Sachs raporunda. Bence diğer küresel bankalar ve kuruluşlar da faiz oranı indirimine şu an hazır görmüyorlar Türkiye'yi. Keza biz de öyle. Zaten Merkez Bankası yeni başkanı da böyle bir beklenti içerisinde olmaması gerektiğini de söyledi. Evet. Hal böyleyken büyüme de tahmin etmiyorum ki %5'lere falan gelsin. O da %3,5 civarlarında falan herhalde oralarda tamamlarız diye tahmin ediyorum. Ama tabii çok fazla şey değişiyor dönemler itibariyle. Bu yorumlarımızı sadece bugünden bakış olarak söylediğimizde not etmek lazım. Evet, %1,5 olarak öngörmüş Goldman Sachs büyüme beklentisini 2021 yılı için Türkiye'de. Tabii burada aslında reel sektördeki gidişat da önemli olacak.
Sizce tabii çok kısa olarak bunu konuşsak iyi olacak. Türk lirasındaki değersizleşme, dolar TL kurumundaki artış devam eder mi? Şu anda aslında Şemin Hanım kötü bir zamanda yakalandık biz. Neden kötü bir zamanda yakalandık? Dolar endeksi eğer bundan birkaç ay önceki seviyelerde olsaydı, işte 91'lerde falan olsaydı, Euro dolar paritesi de işte 1.19 seviyelerinde falan olsaydı bu sorunuza böyle bir göreceli yanıt verebilirdim. Ama şimdiki duruma baktığımız vakit Euro dolar paritesi 1.18'in altına inmişken ve 1.17'nin altına inmesine daha da potansiyel varken dolar endeksinin 94-95 seviyelerine çıkması ihtimalleri çok yüksekken dolar TL'nin bu seviyelerde kalacağını söylemek açıkçası zor oluyor. Yani dolar TL şu anda bana soracak olursanız 8.50 bandına doğru bir hareket içerisinde gibi gözüküyor. Ne zaman ki 8.19'lar görülecek olursa eğer ve onun altına inerse biz o zaman dolar TL'deki bu sıcak durumun düştüğünü söyleyebiliriz. Bugünden baktığımız vakit şu anda 8.19'a ineceğine dair bir ne bir gelişme var ne bir politika var ne de açıklanan bir iletişim var. Öyle olmadığı durumda da az önce söylediğim gibi bu seviyelerden dahi dolar talebi varken zaten doların düşeceğini söylemek de zor. Bundan sonraki açıklamalarda ne olması lazım diye baktığımız vakit para otoritesinden yani Merkez Bankası'ndan net, somut bir takım maddeler açıklamaları, maddesel açıklamalar bekliyoruz. Yani bunu kim yapıyor? İşte Fed yapıyor. Avrupa Merkez Bankası yapıyor. Ne diyor Fed? Ben yıl boyu içerisinde, bütün yıl boyunca bunları yapacağım diyor. Ve işte tahvil alım programını mesela durduracağım zaman zaten hepiniz bileceksiniz. Ben bunu önden söyleyeceğim diyor. Yani net ve şeffaf. Ama içeride biz Merkez Bankası tarafındaki iletişime baktığımız vakit işte bankacılarla görüşmeler yapılıyor, güzel. Bir takım açıklamalar yapılıyor ara sıra. Biz buradayız diyor, kendini hissettiriyor ama araçların, hangi aracın ne şekilde kullanılacağı ve bu dolarizasyonun nasıl önleneceğine dair somut bir şey göremiyoruz ve duyamıyoruz. Bunlar olmadığı müddetçe de dolar TL'nin yükseliş hareketinin engellenmesi pek kolay ihtimal dahilinde gözükmüyor şu anda. Evet tabii biz yayınımızda siz de önemli bir konuya değindiniz. Reel sektör şu anda ciddi yaralar alıyor dediniz. Bu acaba reel sektördeki bu problemler için ne gibi çözümler alınabilir başka? Siz tabii ki ihracat tarafından bahsettiniz. Reel sektör konusunda neler yapılabilir? Şimdi reel sektör tarafında Şevin Hanım iki tane önemli problem var. Bir tanesi yükselen finansal maliyetler, bir tanesi de öngörünün neredeyse kaybolmuş olması. Ve aynı zamanda üçüncüyü de ekleyebilirim. Bunlar da operasyonel giderler. Şimdi yüksek faiz ortamı elbette ki kimsenin istediği bir faiz ortamı değil. Ama maalesef buraya kadar gelinmesi gerekti. Yani Merkez Bankası'nın bu faiz oranı arttırımlarını yapması gerekti. Ama reel sektörün üzerindeki finansal maliyetler gitgide artmaya başladı. Yani bankalardaki işte yıllık kredi faiz oranları 20'lerin de üzerine çıktı. Şimdi reel sektör tabii ne yapması lazım? Bence oturup bir takım senaryo analizleri yapması lazım. İşte kur buraya gelirse ne olur? İşte faiz oranları, finansal maliyetler buraya gelirse ne olur gibi analizler yapıp ona göre politikalarını, satış politikalarını ve kar marjlarını belirlemeleri lazım. Bu tabii çok kolay bir şey değil. Ancak bunu yapılmaması durumunda zaten öngörülemezlik varken tamamen yokuş aşağı bir gidiş söz konusu olur. Reel sektör tarafında bütçelemenin ve fizibilitenin de yapılmasının çok zor olduğu bir aşamadayız şu anda. Yani mesela çelik fiyatlarından örnek vereyim ben size. Bundan birkaç ay önce ton başına çelik satış fiyatları çalışılırken şimdi daha bir ay önceki rakamlar şu anda tamamen tuz buz oldu. Ve kaçtan alınacak, kaçtan satılacak onu şu anda reel sektördeki firmalar yapmakta hakikaten zorlanıyorlar. Yani öngörü yapmakta zorlanıyorlar. O nedenle bence hem para otoritesi tarafından hem de kamu maliyesi tarafından reel sektörü krediyle değil ama yani kredi haricinde başka bir takım unsurlarla desteklemesi lazım. Çünkü kredi büyümesi işte gördük yani geçen sene kredi şeyleri açıldı, imkanları açıldı ama ilave borç yükleri getirdi şimdi reel sektörün üzerine. O dönemde de satış yapamadılar, kar marjlarını arttıramadılar. Dolayısıyla bir sarmala girmiş vaziyetteler. Evet. Bence aslında yapılabilecek en iyi konu finansal anlamda üzerindeki borç yüklerinin uzun vadeye yayılması gerekiyor. Yani ben o koltuklardan bir tanesinde otursam kom maliyesinde para politikası tarafında benim yarın ilk yapacağım şey vadeleri mümkün mertebe uzatıp bilançolarını rahatlatmak olur. Yani çünkü bilançoların rahatlaması lazım ki yeni bir takım finansal kaynaklar bulabilsinler reel sektör tarafındaki firmalar. Bunların aşılması lazım diye düşünüyorum.
Evet, aslında çok önemli bir noktaya siz değindiniz. Şöyle ki kredilerle arttırılmaya çalışıldı bir şekilde. Türkiye'deki reel sektörün karları veya reel sektör bir şekilde kredilerle kurtarılmaya çalıştı. Ancak bu da sanki hani dolar TL kurundaki yükselişi ihracatı arttırmaya çalışmak gibi çok işin kolayına kaçılan bir yöntem. Başka faktörler ele alınmalı. Sizin dediğiniz konularda önemli reel sektör için. Evet, ben piyasalara tekrar dönmek isteyeceğim. Altın fiyatlarında 1680 doların seviyesinin altına indikten sonra tekrar yükselmeye başladı. Sizce yine 1700 dolar seviyesinin üzeri görülür mü ons altında? Tabii gram altın olarak da bahsedebilirsiniz. Tabii. Şimdi ons altında Mart ayı boyunca 1734 doları gözlemledik. 1734 doların üzerinde bir türlü atamadı yani. Birkaç deneme falan da yaptı. Ancak bunun üzerine işte dolar endeksindeki hızlı güçlenme, ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yine tekrar 1.70'lerin üzerine atması sonucunda 1711'e geriledi. Sonra da 1700'ün altına düştü. Şimdi içinde bulunduğumuz bu ortamda ons altının fiyatını 1700 ve üzerine atması için bir kere dolar endeksinin, daha doğrusu euro dolar paritesi olarak söylersem belki daha kolay takip ediliyor olur. Euro dolar paritesinin 1.18'in üzerine, 1.1850'lerin üzerine çıkması lazım. Bu olmadığı müddetçe ons altını biz yeniden 1730'lara yaklaştığını görmemiz çok zor. Diğer yandan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de 1.64 ve 1.60 seviyelerine kadar gerilemesi lazım. Ama bunların olma ihtimallerine baktığımız vakitte Amerika'dan, yani Amerika aşılamayı çok iyi götürdüğü için, bir takım veriler de iyi geldiği için ve güven unsuru anlamında ön plana çıktığı için şu anda ABD tahvil faizlerinin 1.70'in altına inmesi pek olası gözükmüyor. Ancak eğer inerse benim halen orta vadedeki 10 saatlik yükseliş tahminim devam ediyor. Çok hızlı bir yükseliş olur diye tahmin ediyoruz Şevin Hanım. Yani 1734 doları aşarsa eğer ons altın, oradan sonra hızlı bir yükseliş trendine girer. Gram altına baktığımız vakit gram altın şu anda sadece dolar TL kurunun etkisinin altında. Dolar TL kuru eğer 8.50'lere doğru yükselecek olursa bizim orada gram altındaki tahminimiz 480 liralara yaklaşacak bir fiyat olacaktır diye tahmin ediyorum. Buna bir de ons altında yükseliş eklenirse gram altında 500 TL ve üzerinde fiyatları görme ihtimallerimiz var. Evet, ciddi bir yükseliş bekliyorsunuz altın fiyatları tarafında. Evet, yani altın tarafında 1734 doları biz kritik eşik olarak görüyoruz şu anda. Orayı eğer rahat bir şekilde aşarsa, ama onun aşması için ne olması lazım? Euro dolar paritesinin 1.18'in üzerine atması gerekiyor ve ABD 10 yıllıklarının da 1.60'lara gelmesi gerekiyor. Bunlar olamayacak şeyler değil, ihtimal dahilinde olacak şeyler. Bunlar olur da 1.734 doların üzerine çıkar ve yaklaşırsa 1.750 dolarlara, ondan sonra ben ons altının hızlı bir yükseliş trendi içerisine gireceğini tahmin ediyorum. Yani bizim 1.800 doların üzeri tahminlerimiz şu anda bu sene için halen devam ediyor ons altın tarafında. Ama tahvil faizleri tarafında beklentileriniz karşılanmazsa böyle bir böyle bir durumda gerçekleşmeyebilir. Aslında ben sizinle ABD Başkanı Biden'ın açıklayacağı paketi de konuşmak istiyordum. Yine harcama planı da konuşmak istiyordum. Ancak yayınımızın sonuna gelmişiz Sayın Özsoy. O kadar önemli bilgilere değindiniz ki tabii geleceğe dair bu plan bakalım nasıl olacak. İnşallah yine sizi konuk etmek nasip olur programımızda. Çok teşekkürler. Konuşuruz. Çok umarım. Teşekkür ediyoruz Sayın Özsoy programımıza katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar. Evet sevgili seyirciler, biz bugünlük paranın nabzının sonuna geldik. Birazdan ana haber bülteninde Ezgi Aşıcı sizlerle beraber olacak. Yarın paranın nabzında görüşmek üzere saat 17.50'de. Hoşçakalın. Vaniköy Kafe paranın nabzını sundu.